Speak out pre-intermediate, unit 12, grammar part, hypothetical conditionals, or type 2 conditionals. In this unit, we are going to learn how to describe dreams, hopes, and ambitions. We are going to focus on meaning, form, and practice, and we will have some further study questions. Imagine that you are alone on a deserted island. What items would you need most? Kendinizi terk edilmiş bir adada yalnız olarak düşünün. Yanınıza neleri alırdınız? A toothbrush, a soap, laptop, a phone, maybe a pillow, shoes, books. What would you want to take with you? Or imagine that you are very famous, a very rich celebrity. Kendinizin çok zengin, ünlü bir insan olduğunu düşünün. What kind of things would you have? Ne tür şeylere sahip olurdunuz? Maybe a Ferrari, a very luxurious house. Or what kind of a life would you have? Ne tür bir hayata sahip olurdunuz? Would you have home parties with other celebrities? Or would you travel a lot? We use hypothetical conditionals or type 2 conditionals to describe an imaginary, a hypothetical situation. Biz type 2 conditional'ı hayali ya da farazi bir durumu, durum hakkında konuşmak için kullanıyoruz. We indeed talk about the present time, but we think an opposite situation of the present condition. Şimdiki zaman hakkında konuşuyoruz fakat bulunduğumuz durumun tam tersini düşünüyoruz. We dream about something we don't have or we imagine about somebody we want to be. Sahip olmadığımız bir şey hakkında ya da olmak istediğimiz kişi hakkında konuşuyoruz. We use past tense because we think that the situation is difficult to realize. Past tense'i kullanmamızın nedeni ise durumun gerçekleşmesinin ne kadar zor olduğunu ya da imkansız olduğunu göstermek için. It's far from our real situation. Yani şimdiki gerçek durumumuzdan ne kadar uzakta olduğunu durumun vurgulamak için past tense kullanıyoruz. Form yani structure'ına, yapısına bakarsak olumlu cümlelerde if plus subject plus past form of the verb plus object and comma subject would plus first form of the verb plus object. Yani şu şekilde. If I had a lot of money, I would buy a fast car. Eğer çok param olsaydı, hızlı bir araba alırdım. Olumsuz, yani negatif formuna bakarsak, if I knew the truth, I wouldn't tell you. Eğer doğruyu bilseydim, sana söylemezdim. Ya da ilk cümleyi, yani if'ten sonraki cümleyi olumsuz yapabiliriz. Bu durumdaysa, if I didn't know the truth, I would be happier. Eğer gerçeği bilmeseydim, daha mutlu olurdum. Question formlar, soru cümlelerinde yes no questions'a yardımcı fiili yani would ve subject'in yerini değiştiriyoruz. If you knew the truth, would you tell me? Eğer gerçeği bilseydim, bana söyler miydin? WH question'ları kullandığımızdaysa if you knew the truth, gerçeği bilseydin, what would you do? Ne yapardın? There is a very important and exceptional situation about type 2 conditionals. Type 2 conditionallarla ilgili istisnai ve önemli bir durum var. If you want to use to be verb after with the if sentence, then you can use verb for every subject pronoun, but it is optional. Eğer if'ten sonraki cümleden hemen sonra
to be fiilini kullanıyorsak was ya da were olarak kullanabiliriz. Fakat tamamen tercih meselesi. Yani şöyle, if I were rich, I would be happy de diyebilirim. If I was rich, I would be happy de diyebilirim. Zengin olsaydım, mutlu olurdum. If I were you, senin yerinde olsaydım ya da if I was you, senin yerinde olsaydım, I wouldn't lie to my family, aileme yalan söylemezdim gibi. If you were alone on a deserted island, what would you take with you? Eğer bir adada yalnız başına olsaydın, ne alırdın? If I were or was alone on an island, I would take my shoes and a hat. If you won the lottery, eğer piyangoyu kazansaydın, what would you do with the money? Parayla ne yapardın? If I won the lottery, I would buy a luxury ship and help other people. You can also change the order of the sentences. Cümlelerin yerini değiştirebiliriz. Yani if cümlesini daha sonra kullanabiliriz. Fakat if'den sonraki cümle her zaman past tense olmak zorunda. Yani şu şekilde. Where would you study if you moved to another country? Başka bir ülkede olsaydın nerede okumak isterdin? I would study in England if I moved to another country. We can also use modes with type 2 conditions. We use the past forms of the modes. Eğer cümlede, if'den sonraki cümlede bir model kullanmak istiyorsak, model'ın da past halini kullanmamız gerekiyor. If I could ride a bike, eğer bisiklet sürebilseydim, ki süremiyorum, I can't, I would join you, sana katılırdım. We can use might or could instead of would if it is meaningful. But don't forget there is a slight change in the meaning. Bunun dışında would'lu cümlede biz could ya da might kullanabiliriz. Fakat anlamda küçük bir değişiklik oluyor. Eğer mantıklıysa kullanıyoruz. If I had a lot of money, eğer çok param olsaydı, I could buy a Ferrari. Bir Ferrari alabilirdim. Ya da if I had a lot of money, çok param olsaydı, I would buy a Ferrari. Bir Ferrari alırdım. If she had time, zaman olsaydı, she might join you. Sana katılabilirdi. Burada ihtimal vurgulamak istediğim için might kullandım. Ama vurguyu bu şekilde yapmasaydım, she would join you, sadece sana katılırdı şeklinde kullanabilirim. Burada 5 tane cümlede gördüğünüz üzere type 2 conditional'larla ilgili alıştırma var. Bunların cevapları şu şekilde. First one, if you saw someone stealing in the market, what would you do? Two, if you could change one thing about yourself, what would you change? Three, if she didn't study, she wouldn't be successful. Four, if my brother was or were here, he would be very happy. Five, if people knew all the answers about the universe, we wouldn't get ill. For further study and practice, you can check the supplementary pack, page 119 and 120. Exercise A and B, or you can just go to the My English Lab and do the exercises of unit 12.2. Or you can check the speaking or writing questions on the right.